Eş başkan Özgür Özel, Türkiye gibi nadide bir ülkede seçimi nasıl kazanırım diye düşünmüş. Düşünmüş ve yine düşünmüş ve en sonunda şu sonuca varmış. 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. CHP döneminde büyük rakı 140 lira olacak. CHP'nin elde ettiği belediyelerde suya ve ulaşıma fahiş fiyatlarla zam yapıldı. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize, hanenize su %40 daha ucuz girecek. Bakın bu kadar net. Tarihte ilk defa su faturaları elektrikten ve doğalgazdan yüksek hale geldi. Ama Özgür Özel çıkıp iktidar olursak rakı 140 lira olacak diyor, şaka gibi. Şimdi İstanbul'da yüksek su faturası ödüyoruz. Niye? Kendine siyasi kariyer bizim paramızla yapıyor. Vatandaşın, garip kurabanın suyuna, ulaşımına zam yapıyorsun. Kendine siyasi kariyer inşa ediyorsun o parayla. Hani parayı nereden? Cebinden mi veriyor Ekrem İmamoğlu? Niye? Beyefendi Cumhurbaşkanı olacak. Ben kendimi bildim bileli. Benim elektrik faturam her zaman su faturasından yüksektir. Ne oldu da getirdim bütün İstanbul'da su faturası herkesin canını yakar bir duruma geldi. Şu anda herkesin dilinde su faturası var. Bir siyasetçi çıkıp biz gelirsek çocuklarını mülakat adaletsizliğine kaptırmayacağız. Beytülmalı canından aziz bilecek, devletin malını ihale fesatına bulaştırmayacak, liyakatli kişilerle yöneteceğiz diyemiyor. Güzel ülkemdeki siyasetçilerin seviyesizliğine bakar mısınız? Adam kitleyi almış karşısına, teker teker sayıyor. Bizim iktidarımızda dana 50, pirzola 70 lira olacak falan derken sonunda bombayı patlatıyor sayın eş başkan. 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Tamam işte, kendinize gelin yahu. CHP'den beklenen bu. Gerisi hikaye, riyakarlık. Dinleyenler de tam CHP kafalı. Pirzola, dana, kıyma, antrikotta coşan yok. Öylesine dinliyorlar. Ne zaman ki 1 litre rakı 140 lira vaadi geliyor, ardından bir alkış tufanı kopuyor. Buna cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Rakıyı duyunca olmadı yani. Demesinler Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor diye. Özgür Özel'in bu açıklamalarını görünce kendim böyle bir Kemal Sunal filminin içindeymiş gibi zannediyorum. Yani bir program yok ortada, sunulan bir şey yok. Yani kürsüye çıkıyorsun, rakı 140 lira olacak diyorsun. Peki nasıl olacak? Buna karşı hiçbir cevap yok, hiçbir şey yok. Bunların gazetecileri de aynı kafadan. Baksanıza, Nevşin Mengü, Özgür Özel'in rakı vaadini masumlaştırmak için sonuçta rakı beğensen de beğenmesen de bu milletin milli içeceği diyor. Bu cümle bunlarla aynı milletten olmadığımızın ispatı. Rakı örneğini verince Özgür Özel, hani eskiden olsa rakı demeyin, muhafazakar seçmen kaçar falan diye bakılıyordu ama evet, artık o bariyeri de aştı CHP, iyi oldu bence. Biraz normal olan şeyleri de böyle İslamcıların anormalleştirme tuzağına düşmemek lazım bence. Sonuçta rakı beğensen de beğenmesen de bu milletin milli içeceği yani ve insanlar rakı içemez hale geldi. CHP heykel dikmeli, rakının garantörü olmalı. Ne teknoloji, ne sanayi, ne yol, ne köprü, ne havalimanı. Birileri milli muharip uçak, Hürjet, Kızıl Elma, Anka 3 diyor. Bunlar 140 liraya rakı satacağız diyor. Bakın bu rakı 140 lira olacak vaadi yüzünden. Yani aman rakı demeyin falan bir şeyler derler falan diye kıvırmadan, rakıyı böyle hiç eğip bükmeden cesur şekilde dile getirdiği için ben kendisini yürekten kutlarım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü bakın hep söylerim. Rakı içki değildir. Rakı vatan sevgisidir. Vatan sevgisidir. Bunlar gelip ülkeyi yönetmek, ülkeyi daha iyi bir seviyeye çıkarmak falan istemiyorlar. Bunlar ülkeyi çilingir sofrasına dönüştürmek. Rakı mesela ciddi iştir. Yalanı kaldırmaz. Türkiye rakıdır. Rakı Türkiye'dir. Paşam, paşam, bir tane paşam, ne mutlu. Bana ziyaretime gelmişsin. Sana çok çok teşekkür ederim. Dünyayı kurtarmış benim Atatürk'üm. Öyle bir noktaya geliyorsun, bazı adamlar var ya, ben rakı içiyorum, sürekli rakı gösteren adamlar var. Ben Atatürkçüyüm. Sen gerizekalısın onu gösterdiğin için. Bunu gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır. İçtiğin zaman vay be rakı gösteriyor. Yani geldiğimiz yere bak. Adama bakıyorum böyle rakı gösteriyor sürekli. Korkmuyor bu AK Parti'den. Allah'tan da korkmuyor. Oğlum sağlığından kork zaten. Sana kimse ne yapacak? Rakı çarpıyor zaten seni. Böyle kodların hastasıyım. Ya da herkes meyhane etmişler, rakılar aşağıda. Yani benim sakladığım yok. Sadece fermente üzüm suyu bitmişti. Ama yani dur abi şunu koyayım, şov yapalım, gösterelim. Bak ben işte ne yapıyorum. Ben de sizdenim. Sen bizden misin? Kadehler.
Hastasıyım bu tür kodlara da ya. Dünya sistemi darmadağın olmuş. Ülkeler, sınırlar, haritalar değişiyor. Yepyeni bir küresel sistemin sancıları yaşanıyor. Bütün ülkeler olağanüstü savunma yatırımları yapıyor. Gelecek hesaplarını kurmaya çalışıyor. Ve bizimkilerin siyasi vizyonu bu. Nasıl bir siyasi kadro, nasıl bir siyasi akıl, nasıl bir amaç? Ölçek rakı fiyatı. Türkiye için CHP kafasından daha büyük nasıl bir felaket öngörülebilir ki? Yazık. Dünya nereye gidiyor? Haberleri yok. Etrafımız ateş çemberi umurlarında değil. Mevcut iktidar savunma sanayi için uğraş veriyor. Yerli otomobil, uçak, nükleer santral, doğalgaz, petrol aramaları, sondaj gemileri, mavi vatan, yeni silahlar, hava savunma sistemleri, çelik kubbe, say sayabildiğin kadar. Köprüler, yollar, otobanlar. Karşısında bir muhalefet var. Biz iktidara geldiğimizde rakıyı 140 liraya yapacağız diyor. Hakikaten Erdoğan'a da büyük zulüm yani. Çapı vizyonu bu olan bir ana muhalefet partisi. Kur ona çilingi sofrasını, ver ona rakıyı, tamam. Ondan keyiflisi yok. Bir şişe rakıya narin meselesi güme gitti. Konuşmuyoruz narin meselesini. Bir şişe rakıya unuttular. Bir mezeye, bir meze tabağına ülkeyi satmaya kalkan, aklından geçiren yahut zikreden bir zihniyet. Ne yapacağız biz? İktidara geldiğimizde rakı 140 lira olacak diyen Özgür Özel karşısında Ekrem İmamoğlu'nun el arttırması gerekiyor. Ben 100 lira yapacağım falan demesi gerekiyor. Yetmez. Halk meyhaneleri kuracağım falan dese. Rakı kart verse millete. Daha ileri seviye bir vaat. Hani rakı 140 lira pek kesmeyebilir. Hatta bir vizyonunuz olsun, öyle kuru bir kart vermeyin canım. Gelip rakısını içip kartı çektiren adama, hani akbile basınca tring tring ses çıkıyor ya, rakı kartı çektirecek, kadeh tokuşturma sesi gelecek. Tring falan. Müthiş vizyon. Şimdi sen 3 gün önce cami açılışına katılıyorsun. 3 gün sonra da rakının fiyatı şuraya düşecek diye bir... Arkadaş ne yapıyorsun tam olarak? Cami açılışına gitmekteki amacın, ben kabul etmezsem bile, muhafazakar seçmen nezdindeki CHP algısını değiştirmek değil mi? Amacın o. Kur'an okumaklar, poz vermeler, Kur'an'la yemin etmeler. Abi biz gavur değiliz, biz de Müslümanız algısı vereceksin. İşe yarar mı onu bilmiyorum. Bence yaramaz. Ayrı. Peki bunu yapan bir adam ertesi gün bir miting meydanında rakı fiyatı 140 liraya düşecek deyip bunu niye bir iktidarın eline bir malzeme olarak verir? Bir taraftan camiye giderken bir taraftan rakı fiyatını ilan etmenin ikisinin birbirini silip süpüreceğini, bir anlamı kalmayacağını, bunları bir görmesi lazım. Bu tip zararlı alışkanlıklar, içki, sigara, kumar, her ne kadar devlet yasak koymazsa bile, ama devlet vatandaşını korumak için teşvik edici de olmaz. Çocuklarımızı uyuşturucudan, içkiden, kumardan, kötü alışkanlıklar, hepimiz öyle değil miyiz? Hangimiz çocuğumuzun kötü alışkanlıklara düşmesini ister? Şimdi bir siyasi liderin ağzından rakıya övgü, yani rakıya şey çıkmaz. Kendisi içebilir ama rakı fiyatını da şuraya indireceğiz deyip özendirici bir konuşma yapmaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.